3 tane limon çekirdeğimiz var. Öncelikle bunların kabuğunu soyarak başlıyorum. Çünkü kabuğunu soyunca limon çekirdekleri daha kolay sürgün veriyor. Biraz kaygan olduğu için kabuğunu soymakta zorlanıyorum. Hafif kurumasını beklerseniz belki daha kolay soyulur. 3 tane limon çekirdeğim hazır. Sıradaki işlemimiz gayet basit. Limon çekirdeklerini karanlık bir ortamda nemli bekletmek. Bunun için de tabii ki de basit araç gereçlerden faydalanacağım yine. Her evde bulunabilecek bir kağıt havlu. İçerisine çekirdeklerimi koyuyorum, kapatıyorum ve ıslatıyorum. Kullandığım suyun çeşme suyu olmamasına dikkat ediyorum. Arkadaşlar bakın bu nokta önemli. Çeşme suyu olmayacak çünkü çeşme suyunda klor var. Normal şişelenmiş sulardan eklemenizi tavsiye ederim. Suyumuzu ekliyorum. Kağıt havluyu iyice ıslattım. Gayet nemli oldu. Sürekli nemli kalması için bir buzdolabı poşeti veya siz herhangi bir poşete de koyabilirsiniz. Poşetin cinsi pek önemli değil. Sadece hava almasın ve içerisinde ıslatmış olduğumuz bu peçete kurumasın. Tabi biraz hava boşluğu. Ve ağzını kapatıyorum. Bu şekilde bunu karanlık bir yerde yaklaşık 10 gün muhafaza edeceğim ve 10 gün sonra açıp bakacağım acaba durum nedir. Aradan 10 gün geçti. Çekirdeklerimizin son durumuna bakma vakti geldi. Evet, gayet ıslak. 10 gün geçmesine rağmen poşet sayesinde kurumadı. Görmüş olduğunuz gibi bakın sürgünler vermeye başlamış. Biraz da şişmiş tabii ki de çekirdeklerimiz. Artık tohumlarımızı saksılarımıza dikme vakti gelmişti. Saksı olarak da önce çimlendirme saksısı kullanacağım. Pet şişeleri kesiyorum. Herkesin evde bulabileceği malzemelerle. Tohumumu çok derine gömmüyorum. Kurşun kalemle biraz açıyorum. Yerleştiriyorum. Yani tohumlarda genellikle kendi boyu kadar üzerine toprak atınız diyor. Sırayla dikiyorum. Tohumlarımı saksılarımın tam ortasına diktim. Can suyu vermemiz gerekiyor. Çok fazla su katmıyorum üzerine. Kurudukça sulayacağım. Filiz ve çevresi artık nemli. Toprağa kök salmaya devam edebilir. Aşama aşama devam edeceğiz. Bir hayli havada duruyor. Bunun yanlarına toprak koymak zorundayım. Bazen böyle müdahaleler gerekebilir. Çekirdeklerimizi toprağa gömdükten yaklaşık bir ay sonra limonlarımız bu hale geldi. Bundan sonraki büyüme süreçlerini ise sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Limon çekirdeğimin filizlenip günden güne büyümesine tanık oldum. Marketten aldığım bir limonun çekirdeğini çıkartıp filizlendirip bu noktaya getirmek oldukça keyifli bir süreçti. Sizler de evinizde küçük bir limon çekirdeğinden böyle tatlı bir limon filizi elde edebilirsiniz. Büyüyen limonlarımın gelişim sürecini kayıt altına alıp sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı ve eğer videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı rica ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.